بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن تيمية'nin مجموع الفتاوى adlı kitabının 13-14. cildi. Kitabın 14. cildinin 159. sayfasında İbn Teymiye aynen şöyle diyor. وَبَيَّنَ لَهُمْ الْجُنَيْدُ Cüneyd onlara açıkladı. كَمَا قَالَ فِي التَّوْحِيدِ هُوَ اِفْرَادُ الْحُدُوثِ عَنِ الْقِدَمِ yaratılmışlığı kadimlikten ayırmak. Velhasıl Cüneyd-i Bağdadi hakkında bazı sözler söylüyor İbn-i Teymiye burada. Asıl söylenen şey şu diyor. İbn-i Teymiye diyor ki فَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَ الْجُنَيْدِ Kim Cüneyd-i Bağdadi'nin yolundan yürürse min ehli tasavvufi vel ma'rifeti marifet ve tasavvuf ehlinden herhangi kim bir kimse Cüneyd-i Bağdadi'nin yolundan yürürse kâne kad ihteda ve neca ve sa'ide hidayete ermiş, kurtulmuş ve sa'idlerden yani cennet ehlinden olmuş sayılır diyor İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye gibi birisi böyle açık ve net bir şekilde bir insan üzerine bu hükmü verirken Cübbeli Ahmet Hoca ve onun gibi ehli tasavvuf bir zatın Nakşibendi ehli Nakşibendi tarikatının ehlinin cennetlik olduğunu veya tarikat ehli bir insanın eğer usullere kaidelere uyarsa ve verilen bütün kuralları yerine getirirse cennete girebileceğini söylemesine şirk ve bidat diyen bir insan İbn-i Teymiye gibi bir insanın da söylediği söze baktığında İbn-i Teymiye'ye de müşrik demeleri gerekiyor. Halbuki biz ne İbn-i Teymiye'ye müşrik deriz ve diğer zatlara da öyle bir şey demeyiz. İbn-i Teymiye burada çok doğru söylemiş. Cüneyd-i Bağdadi'nin yolundan giden tasavvuf ehli bir insan hidayete ermiş, kurtuluşa ermiştir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.